Mavi TV'de iyi akşamlar. Mavi TV aracıyla bütün İslam alemin Ramazan bayramını kutlar, hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bin yılda yaklaşık zevkine beraber bütün siyasi parti adayları konuğumuz olacaktır. Ona beraber Bingöl Bağımsız Milletvekili ve değerli iş adamlarımızdan Sayın Fesih Zeki Mert konuğumuzdur. Sayın Mert de Bingöl'e ilgili, siyaset, politika ile ilgili hem sorularımız olacak hem yorumlarımız olacaktır. Sayın Zeki Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ hayırlı oluyorsun. Sağ olasın. Teşekkür ediyoruz. Zeki Bey, Bingöl halkı seni yakından tanımak istiyor. Seni senden dinleyen. Bizi Zeki Mert, Bingöl Kallova Hasanova köyünde doğdum. 43 yaşındayım. 23 yıldır yurt dışından 2 yıl İngiltere olmak üzere 21 yıldır Kanada'da yaşıyorum. Ve Kanada'da inşaatla uğraşıyorum. Kanada'ya gittiğinden beri de inşaata başka bir iş de yapmadım. Sadece inşaata uğraştım. Ve son 3 yılda da Türkiye'de inşaat yapıyorum. Sayın Vekilim başarılı bir iş adamıyken siyaset gibi yorucu bir hizmete neden girmeyi düşündünüz? Ve hedefiniz nedir? Şunu söyleyeyim, özellikle hiçbir zaman bir siyasete gireyim, bir siyaset yapayım diye bir düşüncem olmadı. Ama bunu daha önce de siyasetçiler Kanada'da da siyaset teklifi geldi. Reddettim, iki kere siyaset teklifi geldi, onu da reddetmiştim. Siyaset asla düşünmüyordum. Türkiye'ye geldim, bir yatırımcı olarak geldim. Kendi memleketime yatırım yapmak istedim. Ve o dönemlerde de bizi çağırdılar, o zamanki vekiller, siyasi liderler bizi çağırdılar. Dediler ki, ya siz yatırım yapmak istiyorsunuz, biz de Bingöl'üyüz, Bingöl de sizin şehriniz. Yani Bingöl'de de yatırım yapar mısınız? Biz öyle bir şey istiyorduk. Bingöl'de yatırım yapmak istiyoruz. Bizim en azından bu şehirde, bu şehrin sokaklarında anılarımız var. Bu şehirde doğduk, bu şehirde büyüdük. Bu şehre ahdı vefa borcumuz var dedik. Bu bizi çok mutlu eder. En azından biz gelip kendi şehrimizde de yatırım yapmak istedik. O zaman biz geldik dediler. Bazı projeler bize gösterildi. Özellikle Hasarek ve şehir merkezinde bir yerde. Kanser Araştırma Merkezi, bir tane 5 yıldızlı otel, 2 tane... Bu Hasarek'le ilgili bir projeniz falan vardı, 2 yıl önce bir düşünceniz falan vardı. Evet, biz 2 yıl önce Hasarek projesi üzerine çalıştık ve onu nasıl plan üzerinde çalıştık. 2 yıl boyunca biz Kanada'ya gittik geldik o proje üzerinde, hem bizim hem de bazı kurumlar da bu projede çalıştı. Bizle beraber Bingöl'de bazı iş geliştirme kurumlarında bizle beraber çalıştık, ismini vermek istemiyorum şu an. Bu proje gerçekten Bingöl için çok kıymetli bir projeydi. Bu projeyi eğer Bingöl'e kazandırmış olsaydık, Bingöl'ün hiçbir zaman bir işsizlik sorunu olmayacaktı. Çünkü Hasarek sadece bir kış turizmidir. Aynı anda da bir yaz turizmi de olacaktı. Bu en kısa zamanda bizim 48 tane projemiz var. 47 projemizi 48 tane yaptık. 48 tane projemizi kamuoyuyla açıklamış olacağız. Evet. Birkaç gün içerisinde bunu bütün Bingöl basınına çağırıp öyle açıklayacağız. Ve bununla beraber bizim kanser araştırma merkezi dediğimiz bir proje vardı şehir merkezinde. Bu projede gerçekten bütün bölgede ve Irak'ta, Suriye'de, Gürcistan'da ve Batı'da ve belki bazı diğer Orta Doğu ülkelerde de kanser olan hastalarımızı Bingöl gibi böyle gerçekten ihtiyacı olan bir şehre taşımak bizi çok umutlu kılmıştı. Biz bu konuda çok çalıştık. Biz dedik ki belki Bingöl şehrimize, Bingöl'e olan hatı vefamızı belki dışarıda getireceğimiz bir parayla Bingöl'ün ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorduk. Ben burada bir 140 dairelik bir konut projesi yaptım. Asla bir konut projesi bir şeyimiz yoktu. Bir hedefimiz, bir yerden bir planımız yoktu. Ama biz o arada boş kalmayalım diye bugün, yarın, diğer ay, gelecek ay, gelecek ayın 15'i derken biz dedik ki ya bizim elemanlarımız, bizim arkadaşlarımız burada hepsi boş. Biz o arada gittik, imara alınmış, projesi çizilmiş bir proje, imara alınmış bir arsada kat karşısında 140 daire yaptım İnanın Mahallesi'nde. Nigara Bingöl Yaşam Evleri olarak. Evet. Biz dedik ki ben bu projeyi daha önce Kanada'da yapmıştım. Bu proje özellikle Kanada'da ödül almış bir projeydi. Ve bu projeyi özellikle Bingöl, kendi doğduğum şehirde onun imarına kazandırmayı çok istedim. O proje gerçekten gelecek 30 yılda Bingöl'de öyle bir imar, öyle bir proje olmayacağını da söyleyebilirim. Bak istedik, çok uğraştık ve çok emek verdik. Bu şekilde kalmak için gereken neyse o mücadeleye vereceğim. Kimse benim doğduğum şehirde beni koparamaz. Ben bu halkta beni kimse koparamaz ve ben
bu şekilde, bu şiarla, bu açta, bu şefte, bu şehirde hizmet etmek istiyorum. Özellikle en büyük şeyimiz, en büyük projelerimiz bizim kendi geliştiğimizdir, kadınlarımızdır. Bununla ilgili 47-48 tane projem var Bingöl'de. Özellikle şöyle söyleyeyim, e-ticareti geliştireceğiz gençler için. E-sporu geliştireceğiz örneğin. Ya da hastalık gibi bir projeyi bittikten sonra gençlerin orada çalışabilir. Buradan umutlarını tüketen gençler Kuzey Amerika'ya, Amerika'ya ya da Avrupa'ya gitmeden ya da İstanbul'a gitmeden önce biz bu gençlerimizi Bingöl şehrimizde tutmayı ve umutlarını tekrar yeşermeyi hedefliyoruz. Mutlak takdirde bunu başarmak zorundayız. Yoksa bu şehrin geleceği çok parlak değil. Gelişmiş olarak baktığı zaman Türkiye'de Bingöl 71. sırada. Yani gerçekten bu 20 yıldır AK Parti iktidarına bu kadar gerçekten destek vermiş ve 20 yıldır da iktidarı olan bir partiyle taçlandırılmış bir şehir neden bu kadar geri kaldı? Neden hala 71. sıradayız? Halkımızın bunu sorması gerekir. Yani seçim geliyor, değiştiriyoruz, diyoruz ki ya tövbenin kapıları açıktır, ben değiştim, gelecek sefer sen bu sefer de ver, ben değiştireceğim. Beni kandıran bir daha kandırır. Seni bugün kandıran yarın da kandırır. Ve bunun için de Bingöl'ün hak ettiği bir yerde olmadığını düşünüyorum. Bingöl'de benim de biraz önce siyasetle ilgili sormuşken siyasete niye girdim? Benim çok güzel bir hayatım vardı hocam. İşte ona yani deli çok bir şey, başarılı bir adam iken siyaset. Evet, çok güzel bir hayatım vardı. İstediği gibi kendime, çocuklarıma zaman verebiliyordum. Ve şirketimde daha verimli olabiliyordum. Ama Bingöl'de gördüm işte, bu projelerle beraber Bingöl'de gördüm, iki tane kırılma noktası vardı. Biz insanız. Biz insanız, bizim vicdanlarımız vardır. Şimdi birincisi, siyasi adaletsizliği gördük. İkincisi, gelir dağılımındaki eşitsizliği gördük. Ben hayatım boyunca keşke ben bunu yapmasaydım, keşke ben bunu yapsaydım diyen bir adam değilim. Şunu düşündüm, 10 sene sonra ben keşkelerle, keşke siyasete girseydim, keşke o gün ona karşı çıksaydım ya da keşke bunu yapmasaydım dememek için siyasete girdim ve vicdanımın sesini duydum ve bu şekilde de siyaset girme kararı aldım. Eskide küçük bir ailemiz vardı, şimdi büyük bir ailemiz var. Eskide biz belki bu kadar paylaşıyorduk, az mutlu oluyorduk. Şimdi daha çok paylaşıyoruz ve daha çok mutlu oluyoruz ve daha çok büyüyoruz. Sayın Vekilim, özellikle ilçeleri, köyleri dolaşıyorsunuz, Bingöl seçmeleri gördünüz. Yani bu halk ne istiyor? Bu halk değişim istiyor. Buna beraber uzun bir süredir Bingöl'de milletvekili falan var, yapamadığı, senin yapmak istediğin özellikle. Evet. Ben şunu söyleyeyim. Hani hiçbir şey yapılmadı demeyeceğim. Yani vicdansızlık da yapmak istemiyorum. Bir şeyler olmuştur ama bizim hak ettiğimiz olmamıştır. Öyle bakmak lazım. Biz bunlardan daha, bunları eleştirmek için söylemiyorum. Biz bunlardan daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz. Biz bu şehrin umutlarını yeşermek istiyoruz. Örneğin gıda evleri kurulacağız, sosyal yaşam tesisleri kuracağız, bağımlılıkla mücadele merkezleri kuracağız, uygun fiyatlarla nitelikli dil eğitimleri yapacağız, bölgesel standart ofisleri kuracağız, üniversite öğrencileri yurt ve burs sağlayacağız. Kirli ilçesindeki Selanik Köprüsü'nün Mürsel Paşa Abidesi, Kiev Kalesi gibi tarihi projelerimizi restore ederek turizme kazandıracağız. Yayladere ilçesinde fasulyenin gelişmesi ve gerçekten Türkiye pazarına sokulmasını hedefliyoruz. Adaklı'da örneğin ceviz ve balın geliştirilmesi, Kalova'da ziraat fakültesinin kurulması, Kalova'da et entegre tesislerinin kurulması, hobi bahçeleri, özellikle depremle sonra bir projem var. Bu çok kıymetli bir proje olduğunu düşünüyorum. Bunu adı hobi evleri koyacağız. Bu hobi bahçeleri nasıl olacak derseniz, bir konteyner şehri gibi düşün. Hobi bahçeleri 50-55 metrekare olacak. 50 metre bahçesi olacak. Ve bu bizim kendi öz kaynaklarımızla yapılacak. Biz bunu 25 yıla faizsiz bir şekilde halka sunacağız. Ve 25 yılda kendi ödemeleri belki bir günlük bir sigara parasıyla deprem sonrası bir yaşam merkezi olarak gerçekleşecek. Afet yönetimiyle ilgili mutlak takdirde bir proje yapmış, o proje üzerinde çalışacağız. Termal turizminin gelişmesi için Afyon'dan ne farkımız var ya da ne eksiğimiz var onu geliştireceğiz. Termal seracılık çok önemli. Dört mevsimin artık yani tarıma özellik verici ve hayvancılıkla ilgili tabii ki çok önemli projelerimiz var. Bingöl Havalimanı'nın pistinin uzatılması, böylece yurt dışına gelen
Bingöl'ün bir sürü Bingöl'de yurt dışına var. Elazığ'da mesela direkt uçuş var ama Bingöl'e yok. Bu uçuşların yapılması ya da kargo uçaklarının Bingöl'den direkt yurt dışına uçuşunu sağlamak. Çünkü Bingöl hem limanlarda çok uzaktır. Karayoluyla da gönderilecek, ihracat edecek bir malın maliyetinin çok yüksek olması. Özellikle modern garp dediğimiz hem Solhan'da hem Genç'te bunun modern bir şekilde yapılması ve mallarımızı tren yoluyla da limanlara ulaştırılması için projelerimiz var. Engelsiz yaşam merkezleri kuracağız. Hepimiz bir engelli adayız. Adayız. Evet, kesinlikle. Olur. Yarın bunun hiçbir garantisi yoktur. Onun için engelsiz yaşam merkezini kuracağız. Sahra Hastanesi'ni kuracağız. Organize sanayi geliştireceğiz. Kent meclisinin kuruluşu benim ilk projem olacak. Eğer vekil olursam ilk 60 günde kent meclisi kuracağım. Bu kent meclisi ya da kent konseyi diyebilirsiniz. Nasıl bir şey olur derseniz, burada engelli kardeşlerimiz olacak, gençlerimiz olacak. Her kurumda muhtarlardan tut, din adamlarından tut. Yani herkes bu kent meclisinin içerisinde yer alacak. Ve bu kent meclisi özellikle Bingöl'de hem vekilleri denetleyecek hem de şehre gelecek paranın eşit bir şekilde dağılımını sağlayacak. En azından bundan sonraki siyasetçiler de gelecekte büyüyen, gelecekte gelen siyasetçilerimizin önünü engelememesi, gençlerimizin önünü engelememesi için o meclisin mutlak tarafıyla kurulması 20 sene bir tane siyasetçiyle değil, artık 5 senede bir siyasetçilerin değişmesi ve yeni gençlerin siyaseten de artık öne çıkılması, o kent meclisinin bundan büyük bir katkıları olacağına inanıyorum. Ve bu benim için çok kıymetli bir projedir. Evet, Sayın Vekilim, çok güzel bir projeleriniz falan var. Bir bağımsız olarak gidiyorsunuz. Yani kazandığın takdirde ileride herhangi bir yardım almak için, hizmet için bir siyasi partiye geçmeyi düşünüyor musunuz? Daha hizmet almak için. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bir siyasi partiye gitmeyi düşünmüyorum şu an. Eğer bağımsız olarak kalmayı hedefleyeceğim. Ama Bingöl için ne gerekiyorsa, kimle gerekiyorsa onunla ittifak kuracağım. Eğer Bingöl'e daha iki tane milletvekili arkadaşlarımız daha olacaktır. Onlarla gerçekten uzlaşacağız, bir şekilde çalışacağız. Bingöl'e bu 47 projeyi ya da 48 projeyi Bingöl'e katmak için, Bingöl'e kazandırmak için bütün var gücümle çalışacağım. Diğer siyasi partilerle çok ilişkiler kuracağım. Ve bunları da özellikle böyle bir projelerin Bingöl'e kazandırılması için var gücümle çalışacağım. Emin olun ki meclise giden bir vekil böyle süspüs olan bir vekildi. Asla elini kaldırmayan bir milletvekilidir. Her gün Bingöl'ün sorunlarını gündeme getiren, her gün bakanlıklarla görüşen ve Bingöl'de gerçekten Ankara'ya gidip ihale peşinde koşan değil. Çünkü ona ihtiyacım yok çok şükür. Evet. Ama mutlak takdirde Bingöl'ün ve Bingöl'ün sorunlarını Ankara'da her meclede gündeme getireceğim. Bu arada bir tane televizyon kanalı da kurdum. Ben bunu o televizyon kanalında, ulusal kanalda taşıyacağım. Bingöl depremiyle ilgili bir belgesel yapıyorum şu an. O belgesi 7. ay, 8. ayda inşallah Türkiye gündemine sokacağız. Bingöl'ün özellikle bu deprem sorununu ortadan kaldırmak için, deprem stoklarını eritilebilmesi için çok çalışacağız. Ve bu televizyonda, bu belgeselleri o televizyonda ve diğer ulusal kanallarımızda yayınlayacak. Türkiye kamuoyuna bunu duyarlı bir hale getireceğiz. Ve kim iktidara gelirse gelsin üzerine baskı kuracağız. Önemli olan gerçekten doğru bir şekilde, doğru planlarla, doğru çalışmalarla bunun önlemini alınması ve deprem sonrası artık gözyaşı dökülmemesi. Biz bunu yani büyük bir felaket geçir, 11 Eylül. Özellikle Bingöl'de bunu çok iyi bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bunun gelecek nesillerimiz, annelerimiz, babalarımız bunun her gün bize dua edilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Ve Bingöl gerçekten benim 5 yıllık vekillik sürecinde ben Bingöl halkına söz vereceğim. Bingöl'e öyle bir vizyon katacağım ki Bingöl'ün önünü ve gençlerin sanatsal olarak, kültürel olarak, siyaset olarak herkesin önünü açacağım ve o kent meclisiyle beraber artık hiç kimsenin birilerini, kendi çevrelerini zenginleştiremez, kendi etraflarını işte müdür yapamaz ya da sizin oğlunuz ya da benim oğlum 90 alırken diğeri 60 yaparken o müdür olup o diğeri de işe bile işsiz kalıyorsa bu büyük bir adaletsizliktir. Bu adaletsizlikleri, bu şeyleri ortada kaldıracağıma ben burada beyan ediyorum. Şöyle söyleyeyim, ben Bingöl'de bu seçimi kazanacağıma adım gibi eminim. Ben Bingöl'ün gerçekten Bingöl halkının samimi olduğunu, karşısında samimi bir insana gerçekten asla onu Emine'yi boşa çıkarmayacağına da eminim.
Ben Bingöl'deki seçimi kazanmayı bırak, ben Bingöl'de çok farklı bir zaferle çıkacağım. Ve ben Bingöl'de 14 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne belki Türkiye'nin en güçlü milletvekili olarak gideceğim. Ve bu güçlülükle Türkiye'de gittiğim güçlü vekil olarak Bingöl'e de güçlü yatırımları getirerek daha güçlü. Çünkü sesimiz daha gür olacak. Güçlü vekil olmak çok farklı bir şeydir. Ankara'da daha farklı projeler, daha projeleri evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul edilmek, bakanlıklarda kabul edilmek daha kolay olacak. Ve ben eminim ki Bingöl'ler benim Bingöl için çalıştığımı bilir. Fesiz Ekmek sadece bir iş adamı, bir iş insanı da değildir. Fesiz evet. Ekmek bir girişimcidir. Fesiz Ekmek şu ana kadar 61 tane üniversitede girişimcilik ve kariyer üzerine konferanslar vermiş. Fesiz Ekmek 25-30 civarında televizyonlarda iş ve ekonomi ve girişimcilikle ilgili söyleşileri olmuş. Fesiz Ekmek 487 tane gazetede demeç vermiş. Kariyerle, sosyal iş ve ekonomiyle ilgili. Fesiz Ekmek aynı anda dünyanın en prestijli dergisi Focus dergisine 5 ay önce kapak olmuş ve geleceğin empire diye geleceğin evet. imparatoru bir göçmen olarak Kanada'da geleceğin bir göçmen olarak artık bir imparatora doğru gittiğini kapak olmuş bir adamın. Şu ana kadar ben uluslararası girişimcilik kongresinde hem yönetim kurulu üyesiydim hem de her defasında değişik ülkelerde bu toplantılarda kendi girişimimle ilgili kendi tecrübeler, bilgi ve birikimlerimi, çeyrek asırlık bilgi birikimimi o gençlere aktarmış oldum. Aynı zamanda da bir kitabım var. Bingöl'den Kanada'ya bir başarı hikayesinin ya da bir kitabım da var. Bu kitabı da okuyan herkes kendini o kitapta bulur. Benim siyasete girmemin sebebi tek bir sebep var. Bingöl ve Bingöl'lerdir. Ben kendimi anlatamamışsam ya da Bingöl'ler bunu gerçekten anlamak istememişse benim yapabileceğim bir şey yok. Ben bütün var gücümle, bütün çalışmalarımla her nefesim yol verdiğim müddetçe kendimi anlatmaya çalıştım. Ne bundan fazla yetenekliyim, ne bundan fazla konuşmacıyım, ne bundan fazla bir şey yapabiliyorum. Ben bütün yeteneklerimi kullanarak bu seçimde Bingöl ve Bingöl'leri kazandırmak için 5 yılımdan vazgeçerek ahd ve vefa borcumu ve Bingöl'ün sokaklarındaki anılarımı, hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Eğer Bingöl halkı da bunu görmemişse de ben teşekkür etmekten başka hiçbir çarem yok. Ve Bingöl'e de asla ve asla kızmam, asla da küsmem ve Bingöl'de kalmaya devam edeceğim. Yatırımlarımda kendime göre şirketimle ne gerekirse onu yapacağım. Vekil olmak gibi bir derdim yok. İyi bir kariyerim var, iyi bir şirketim var, binlerce çalışanım var, yüzlerce müdürlerim var. Benim buna ihtiyacım yok. İhtiyacım yani, olan tek şey Bingöl'ün gerçekten 71. sırada çıkarıp 10. sıraya koymaktır 5 yıl içerisinde. Tek hedefim bu. İnşallah bunu Bingöl halkı inşallah bunu görür. İnşallah. Yani yeni bir yüz, yeni bir heyecan. Görmemizde onların gerçekten değil, biz kendimizi anlatamamış. Bizim şimdi kısa bir süre olduğu için mi onun için diyorum. Benim yani belki başkanım de... yok. Benim merkez ilçe başkanım yok. Benim ilçe başkanlarım yok. Benim encümenlerim yok. Benim arkamda devlet gücü yok. Siyasi bir partide yer aldınız kısa bir süre içerisinde. Sonra ayrıldınız. Evet, bunun siyasi bir partide yer aldım. 43 yaşındayım. Hayata bir siyasi partide yer almamıştım. Evet. Bu siyaset kararı aldıktan sonra da uzun süredir Deva Partisi benimle görüşmek istiyordu. Bizzat Ali Babacan'la da görüştüm birkaç kere. Siyaseti onlarla yapmak istediğimi söylediler. Ben aslında siyaseti genel merkezde yapmak istedim. Vekil olarak da genel merkezde evet. belki Bingöl'e daha farklı bir yararımız dokunacak diye. Ben seçmişler başkan yardımcısı olarak göreve başladım. Ve böyle bir süreçte de gerçekten gördüğüm şeyler beni de çok üzdü. Ankara'da birileri bir ekip oturuyor, Bingöl'ü dizayn ediyor. Bingöl'ün halkın iradesini kimse asla ve asla dikkate almıyor. Bolulu Hasan'da yıldızla çiziyorlar. Bunun isterse hangi parti isimleri de söylemek istemiyorum. Evet. Muhalefetinde, iktidarından diğer muhalefetleri hepsi topluyorlar. Bingöl'ün kaderi yıldızla belirliyorlar. Diyor sen vekil, sen 1-2-3. Bu da belediye başkanıdır diyorlar. Buna emin olun ki bunların hepsi aynen. tek tek elinde kayıtları var. Bunu söyleyen arkadaşların tek tek şahitleri var. Onların da şahitleri vardır. Seçimden sonra da bu arkadaşlar istiyorsa açıklasın. Ama önemli olan şey Ankara Yıldız'da değil, Bingöl'ün iradesi Bingöl'de tayin edilmesi. Cumhurbaşkanı seçiminde benim seçmenim kime oy verirse versin. Ben asla ve asla buraya ver ya da buraya ver. Zaten iki kişi var. Buraya ver ya da oraya ver demiyorum. Kendi tercihleridir. Ben de evet. asla ve asla ne kimse için istedim ne isteyeceğim. Sayın Vekilim şu ana kadar seçimlerde hep belediye başkanları projeyle milletin karşısına çıkardı. İlk kez bir milletvekili olarak 48 sene projeyle
Bunu sen duymak istiyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu daha önce de Twitter Space'te de bir iki kere böyle sorular sormuştum. Diyorlar ki belediye başkanı yalnız proje yapıyor. Evet, şu ana kadar. Bu çok ayıp bir şey. Yani biz eğer yıllardır bunu duymamışsak, yapmamışsak bu demektir ki bu doğru değil. Ben şu an söylediklerim yanlıştır. Ben yurt dışı tecrübelerinde şunu biliyorum. Milletvekilleri kendi projeleri olur. Belediye başkanı kendi şehir içindeki projeleri olur. Belediye başkanı yaptığı projeleri de şehrin vekilinden alacak yatırımlarla onu yapabilir. Şimdi vekil bu projeleri yapar. Yol, karayolları herhalde belediye başkanı projesi değildir. Yarın kendisi planı olmayan bir vekilin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmesi. Şöyle düşün, İstanbul'a gidiyorsun ama bu Google'ın haritasını nerede gideceğini bilmiyorsun. Şansa gidiyorsun oraya, diyorsun ki ben onu sonra yaparım. Ya da bir ev yapıyorsun, temelin nasıl olduğu bir plan yapmadan, bir mimari ya da strateji çizmeden diyorsun ki ben bina yapıyorum. Tamam, bina yaptın da nasıl yapıyorsun kardeşim? Bunu yaparken hangi yollarda, hangi şartlarda yapıyorsun sen? Vekillik de aynı şeydir. Kendi projeleri olmayan bir adamın, bir vekilin oraya gidip bir iki sene zaten afallanacak. Hangi projeleri yapacağını da bilmiyor. Devletin ona ayrıttığı projeler diyecek ki işte git bize bir tane ne bileyim bir hükümet konağı ihtiyacı var. Bunun için çalışır. Kendisinde ne projeleri var? İktidara sunacak ne gibi projeleri var? Bana göre vekiller bu konuda çaba harcamalı, bizim gibi proje yaratılmalı ve ben bu projeleri açıklarken de Bingöl'ün siyasi partileri, bütün milletvekillerinde de o basın tanıtımında, projeli tanıtımında basınla beraber onları da çağıracağım. Ben onlarda da destek istiyorum. Çünkü yalnız vekil olacak ben değilim. Bingöl yalnız benim değildir. Bingöl olabilir 3 tane vekil gönderecek. Bu 3 vekil de Bingöl'e hizmet etmek için biz bunlarla uzlaşmak zorundayız. Bunlarla çalışmak zorundayız. Ben tek kişiyim. Asla ben tek kişiye inanan bir adamım. Ben ortak akla inanırım. Ben ortak kararlara inanıyorum. Ve bu ortak kararları o vekil arkadaşlarımıza yapacağız. Hangi partide olsa olsun önemli değil. Kendi partileri yoksa da bu projeler var. Gel Bingöl'lere bu projeleri kazandıracağım. Gel kazandıralım. Bingöl'ler ve Bingöl ve Bingöl'ler kazansın. Biz kendi şehrimizi 71. sırada görmek istemiyoruz. Görmek istemiyoruz. Buna adaysanız gel beraber çalışalım kardeşim. Bu projeleri Bingöl halkına kazandıralım. Bingöl'ü bu ülkenin 10. şehri yapalım. Bu bizim hedefimiz. Ya 10 yapmasak 15. yapalım. Ama 71. çok ayıptır. Bize de yakışmaz, Bingöl'lere yakışmaz. Özellikle iktidara 20 yıldır. 20 yıldır destek veren bir şehrin 71. gelişmiş stratejilere göre 71. sırada olması bu şehrin ayıbıdır. Bu şehrin siyasetçilerin ayıbıdır. Onun için bu projeler üzerinde onlarla beraber çalışacağız. Vekillerin projesi var. Umarım onların da projesi var. Onlar da bize gösterecek. Biz de onlarla beraber çalışacağız. Nasıl biz onlarla çalışmak istiyorsak, nasıl proje sunuyorsak, aynı şeyi onlardan beklemek istiyorum. Onların projesi varsa gelsin. Biz katkı sunabiliyorsak katkı sunalım. Aynı şekilde belki bizim projelerde bir katkı sunacaklar. Değiştirecek bir şeyler vardır. Daha iyisini yapabilecek varsa bu ülkesinde beraber mesele bizim şahsi çıkarlarımız değil, mesele kişisel çıkarlarımız değil, mesele bu halkın ve bu şehrin hizmetidir. Onun için onlarla çalışmaya devam edeceğim. Umarım onlar gelecek, bu projelere katkı sunacak. Varsa İnşallah. Onların projelerine biz katkı sunmak istiyoruz. 14 yani Bingöl için gerçekten yani yapılması gereken insan olması gerekiyor. Halk da bunu istiyor. Hep aynı yüzler. Oraya giden insanlar da sadece kadro, tayin haricinde Bingöl'e bir işle yapılmadı. Benim dönemimde yani yapılmadı şu ana kadar. Kadrosu olmayacak. Benim dönemimde kim yaparsa yapsın. Ben Bingöl halkına söz vereceğim. Onları Türkiye'nin kamuoyuna vereceğim. Asla müsaade etmeyeceğim. Kanunsuz bir işi. Gerçekten yandaş zenginliği, yandaş kadrolarına asla müsaade etmeyeceğim. Bütün Bingöl şahidim olsun ki, bütün bu ülke şahidim olsun ki bir gün onlara müsaade edersem kalbim kurusun. O buraya gidecek vekiller, kim olursa olsun, ben demiyorum yeni vekiller yanlış bir şey yapacak. Yaparsa beni karşısına bulacaklar. Bingöl'ün hakkını asla ne onlara ne başkasına veririm. Ve bununla beraber burada Bingöl'de hem kadınlar için hem gençler için, kendi kadınlarımız ve gençlerimizin bu şehire katacağımız vizyonla gerçekten gelişmiş bir toplumun, İnşallah gelişmiş bir annenin, gelişmiş kadınların sayesinde olacağına inanıyorum. Bingöl'ün kadınları ve gençleri gerçekten ben onlar için bir şey bu şehire katacağıma inancım tamdır. Onlar da bana inanıyor. Ben de onlara inanıyorum. Ve 14 Mayıs'tan sonra Allah izin verirse Bingöl'ü değiştireceğiz. Bingöl'ü değiştirmeye
adayız ve Bingöl'ü o gün kazandığımız gibi Bingöl'ü değiştireceğiz. Bingöl'ün kadınlarıyla, Bingöl'ün gençleriyle beşik sallayan dünyayı sallar. Eminim ki 14 Mayıs'ta Bingöl'ü sallar. Sayın Vekilim, çok güzel bir program oldu. Çok da güzel projeler falan vardır. Bize zaman ayırdığı için teşekkür ediyorum. Yani son söylemek istediğin bir şey ekleyebilir misiniz? Ben özellikle Bingöl halkına teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Mazeti ve aracılığıyla bizi Bingöl halkımıza, bizim Bingöl hemşehrilerimize tanıştırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu program Bingöl'ler için ve bizler için ve gerçekten vekillik yolunda mücadele eden, doğru olan insanlara gerçekten o gün onları onaylayacak, onlara evet diyecek ve onları meclise gönderecek ve onlar da Bingöl için bir şeyler yapacak. Umarım Bingöl 71. sırada değil, biz Bingöl'ü 10. sırada görmek isteriz Türkiye'de. Bu bizim hedefimizdir ve bunun için çalışacağız. Size de teşekkür ediyorum. Bingöl heykellerine de çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Zaman ayırdıkça teşekkür ederim. İnşallah kutlarla beraber. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Bir başka programda buluşmak üzere.